Muhteşem Yüzyıl, Çalı Kuşu, Yalan Dünya, Arka Sokaklar, Türkiye'nin en çok izlenen dizileri artık sesli betimleme yöntemiyle görme engellilerin de erişimine sunuluyor. Artık görme engelliler de Sultan Süleyman'ı takip edip Yalan Dünya'da Selahattin'e gülüyor. Sesli betimleme, yani dizilerin, filmlerin, müze, konferans gibi etkinliklerin görme engelliler için betimlenerek anlatılması Türkiye için yeni bir kavram. Oysa Sesli Betimleme Derneği'nin kurucusu Engin Yılmaz için bu yıllardır süren bir rüya. Sabancı Vakfı Fark Yaratanı Engin Yılmaz, görme engelliler için sesli kitaplar seslendirilen Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı'nı Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde kurduğunda birçok görme engellinin hayatına sesli kitabı da dahil etmiş oldu. Yılmaz, Sesli Betimleme Derneği'ndeki çalışmalarıyla da dizi ve filmlere eksik olan cümleleri ekliyor. Nefesi tıkalı, şaşkınlıkla ağzı açık salladı başını. Sözleri düğümlenmiş. Hayal kırıklığıyla masaya vurup koşarak çıktı evden. Sesli betimleme dünyada 1980'li yıllarda aslında oluşan bir şey ama ülkemizde biz bunu 2006 yılı civarıydı. Boğaziçi Üniversitesi'nde başlattık. Orada Engelsiz Erişim Derneği ve Bitat Alan Film Merkezi ile birlikte sesli betimleme grubu oluşturuldu ve bu grup ilk çalışmaları yaptı. Amaç görmeyenlerin de, çünkü filme gidiyorduk mesela sinemaya bazı zamanlarda. İzliyorduk ama bazı filmler oluyordu. Sinemanın sonunu anlamıyorduk mesela. Aa ne oldu acaba burada falan diye. En sonunu anlamadığımız filmler ortaya çıkabiliyordu. Veya ille biriyle ondan yardım almak gerekebiliyordu. İşte bütün bunları ortadan kaldırmak için, herkesle aynı koşullarda eşit film şey yapabilmek için 2006 yılıyla birlikte sesli betimleme çalışmalarına başladık. Ve bu yapı daha sonra daha kurumsal bir düzleme oturtmak amacıyla da 2011 yılında Sesli Betimleme Derneği'ni kurduk. Orman, jandarma, savcı derinleşen çukurun başındalar. Gün dönüyor. Sesli Betimleme Derneği'nde her hafta yaklaşık 20 dizi ve bir film sesli betimleniyor, işaret dili ekleniyor. Hazırlanan dizi ve filmler Kanal D, Star, TRT ve Dijitürk'ün internet sitelerinde görme ve işitme engellilerin erişimine sunuluyor. Bir filmin sesli betimlemeli versiyonun olduğunu bilmek bize film izleme zevkini aşılıyor. Ben hiç dizi izleyen birisi değildim, açık söyleyeyim. Ama bu sesli betimlemeden sonra birçok ulusal kanalın başlattığı bu proje sayesinde dizi izlemeye başladım. Keyif almaya başladım dizi izlemekten. Sevinçle oynayarak seyrediyor yüzünü. Yüzündeki mutlu ifadeyle düşünürken mesaj geldi telefonla. Engin Yılmaz ve Sesli Betimleme Derneği'nin gönüllüleri filmlere, dizilere yeni bir ses katsalar da aslında amaçları engellilerin hayatta hak ettikleri tüm seslere kavuşmaları. Aslında bizim nihai amacımız şu: çıkan her film ve DVD'sinde ve gösterime giren her sinemada sesli betimlemenin de bir seçenek olarak yer alması ve dileyenlerin bunu sağlamasını istiyoruz. Tabii sesli betimleme bir tek film ve sinemalar için geçerli değil aslında. Tiyatrolarda da sesli betimleme yapılabiliyor, müzelerde de yapılabiliyor. Yani görsel olarak niteleyebileceğimiz her türlü sanatın içerisine betimleme kavramını sokabilmek ve bunu yasal bir zemine oturtabilmek temel amacımız. Bir tek tabii görme engelliler için yapmıyoruz biz bunu. İşitme engelliler de aynı şekilde yerli filmleri izlerken ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Çünkü filmlerde altyazı olmuyor veya işaret dili olmuyor. Engin Yılmaz görme engelli bir şekilde geldiği dünyada kendisini engellilerin ihtiyaçlarını görmeye adadı. Onların hayatına sesli kitaplarla edebiyatı, sesli betimlemeyle görsel sanatları eklerken izi silinmeyecek bir fark yarattı.